var orada diye sorulduğunda, acaba yalnız kalır mıyım diye bir an bile düşünmeden, sağına soluna bakmadan ben varım diyebilenlerdi. Evet, onlar ki tereddütsüz hiçbir şeye aldırmadan yürüyüp koşmak gayreti ve azmi içerisinde olanlardı. Evet, onlar ki ezan susmayacak, bayrak inmeyecek diye can veren dirilerdi. Çalışırken, bir kitabın sayfalarına göz gezdirirken, kışın soğuğunda, yazın sıcağında, bir sazın namelerini dinlerken ya da bir kaval sesi duyduğumda, tam yere ağırırken yanık bir ses, Esselatu hayrün minen nevm derken, dalgalanan bir bayrak gördüğümde, yağmur sonrası toprağın kokusu genzimi yaktığında, yeryüzünün şehadet parmağı gibi uzanan bir minare gördüğümde, bir yıldırım gibi düşer aklıma onlar. Deler geçer, yakar kavurur içimi. Özlemle beraber bir sızı duyarım yüreğimde. Geçmişte yaşadığım, bir daha dönemeyeceğim, göremeyeceğim yıllara götürür beni. Zaman zaman kıskandığım da olur hani. İşte o zaman göğüs kafesimden şah damarıma doğru bir şeylerin yükseldiğini hisseder ve başlarım haykırmaya. Neden Allah'ım, neden Allah'ım, neden ben varım? Abdülaziz Karabağ'ım yok, Hakan Kayhan ışığım yok, başbuğum yok. Neden, neden ben varım? Haşa, isyan değil bu Allah'ım. Dileğimdir, arzumdur bu benim. Bana da nasip et, aç şehitlik yolunu, mahzun bırakma bu kemter kulunu. Acı günler bir yana, tatlı günlerin de acısını duyuyorum diyor Ozan. Onları toprağa, aziz hatıralarını yüreğime gömdüm. Toprak mı vefalı, yüreğim mi vefalı bilemiyorum. Bazı olayları unutmak hatırlamaktan daha iyidir diyenler de varmış. Ne var ki unutmak elimde değil, unutamıyorum. 5 ayrı suç aletiyle 17 darbe alarak şehit olan 16 yaşındaki Yavuz Çalışkan'ın son nefesinde vatan sağ olsun deyişini, teravih namazından çıktıktan sonra bıçaklanarak kanalizasyon çukuruna atılan 17 yaşındaki Cihan Kurt'u unutamıyorum. Erenköy'de doğruluğun, dürüstlüğün simgesi Abdülaziz Karabağ, bağrı şehitlik ateşiyle yanan Hakan Kayhan ışığı çıkarıp atamıyorum hayatımdan. Başbuğumun evlatlarım, bozkurtlarım diye gürlemesini unutamıyorum. Unutamıyorum. Bu davaya can veren daha nicelerini, Yusuf İmamoğlu'nu, Süleyman Özmen'i, Dursun Önkuzu'yu, Gazi Osman Paşa'da işçi İbrahim Celal Kendir'i toprağa verirken kendini kabrin içine atıp beni de gömün diye haykıran Alparslanlı Ertuğrul'un anası İbrahim Celal'in 27 yaşındaki evdeşini ve haykırmalarıdır. Seydişehir alüminyum fabrikalarında şehit edilen ülkücü işçi Hasan Kadıoğlu'nun bir vasiyet mahiyetini taşıyan şu mısralarını içimden, yüreğimden, beynimden çıkarıp atamıyorum. Atamıyorum.